Siemens piyasalarda önce bir hafıza alanı yapısına bakalım. Örneğin Merker Byte 10'u ele alalım. Eğer PLC'yi bir İngiliz ekolünden öğreniyorsanız onlar memory bit derler. Eğer bir Alman ekolünden öğreniyorsanız onlar da Merker olarak isimlendirir. Merker ya da memory karıştırıyorum bunları ama örneğin M Byte 10 bu şekilde telaffuz edeyim. M Byte 10'u inceleyecek olursak bunun LSB en düşük değerlikli biti sağ taraftaki M10.0'dır. En yüksek değerlikli HSB biti ise soldaki 10.7'dir. İşte çarpan 2 üzeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde gider. Ve m byte 10'dan eğer siz işaretsiz tam sayı alacaksanız alabileceğiniz en büyük değer 255'tir. m byte 10 m byte 11 bir araya geldiğinde m word 10'u oluşturur. Burada m byte 10 sol taraftadır. m byte 11 sağ taraftadır. En düşüklü değerlikler m byte 11'in içerisindedir. En yüksek değerlikli işte içeriklerse değerlerse M byte onun içerisindedir. M byte 11 yine sağ tarafta düşük değerlikli bit M 11.0'dan başlar. Sol taraftaki en yüksek değerlikli bit M 11.7'ye kadar M byte 11 oluşturur. M byte 11'in çarpanları 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 üzeri 7 olarak burada oluşturulmuştur. Burada Merkel M word 10'u kullanacağım için bu çarpanlar devam edecek. 2 üzeri 8 M 10.0'a ait. 2 üzeri 9, 2 üzeri 10, 11, 12, 13, 14. 2 üzeri 15 ise M 10.7'ye ait olacaktır. Ve 1 yine işaretsiz tam sayı elde edeceksiniz. M Word 10 alanından alabileceğiniz maksimum değer 65.535 sayısıdır. Burada M Byte 10 255 byte olarak düşündüğünüzde yine M Byte 11 byte olarak düşündüğünüzde 255 maksimum sayısını verecek ama bunları Word olarak düşündüğünüzde çarpanlar 2 üzeri 0'dan başlayıp 2 üzeri 15'e kadar gideceği için elde edeceğiniz Word alandaki de değer 65.535 sayısı olacaktır. Bununla ilgili TIA portalda bir örnek yaptım. Burada input 00 ile işte m byte 10'a ve input 02 ile m, m word 10'a değerler atadım. Daha sonra o değerleri burada sıfırladım. Peki hangi değerleri atacağız? Bakalım şu m şuradan kopyalayayım. m byte 10'a 255 değerini atacağım. Şu kontrol V ve M Word 10 ise 65.535 sayısını kontrol C ile kopyaladım Atayacağım. ve burada da input 02 ile iki tane hafızalarının değerini ne yapacağım sıfırlayacağım bunu piyasaya gönderdim Şimdi bu değerleri burada monitörünge alarak da görebilirim ya da buradaki Force Table'dan da bu değerleri görebilirim. İlk örneklerimizde burada OB1 üzerinden gidelim. Input 00'a basıp M byte 10 alanına 255 sayısını atıyorum. 255 sayısı 16 FF olarak geldi buraya. Bu hexe desimal karşılığı. Buradan isterseniz Force Table'a gelelim. Burada desimal olarak göreceğim değerleri 255 değerini atadım. 0'ı Atayım input 02 ile word 10'un içerisine 65535 sayısını atadığımda evet her ikisinin de byte alanları 255 oluyor. Şöyle bir deneme yapalım. Şu Merker word 10 üzerinde. Hani dedik ya bu en yüksek değerlikli byte bu en düşük değerlikli byte. Şuradaki değerleri değiştireyim. Örneğin 0. Bu tabloyu Excel tablosu olarak hazırladım anlatılması kolay olsun diye. Burada bir tek Merker 10.7 diye değer atayalım. Bunu yaptığımızda Merker Byte'ın içerisindeki değer 128 oluyor. Burada Merker Byte 11'inde LSB bitine yani en düşük değerlikli bitini bir bırakayım. Burada da bunun değeri ne oluyor? Merkel M byte 11'in değeri 1 oluyor. Word olarak alacağım değer 32769. Bunun byte olarak alacağım değer M byte 11'in 1. M byte 10'unsa 128. Şunu kontrol C sadece değer olarak yapıştırayım. Kontrol X. Geldim buna. Main OV1. Burada şeyle işim yok benim byte alanıyla bildim. Ctrl V dedim. Sadece Merkel Word 10'a 32.769 sayısını atacağım. Yine burada da byte olarak bir işlemim yok. Tonik ile de bunu sıfırlayacağım. Bunu gönderiyorum PLC'ye. Önce input 02 ile bir resetliyim. içerisinde kalan bir değer var mı diye. Monitoring'e alalım. Sıfırladım. Şimdi Force Table'a tekrar geri döneyim. Force Table'a geri döndüm. Burada Input 01 ile Merker Word 10 alanına kaç değerini atacaktım? Kim şuradan bir daha unuttum. 32.769 atıyorum o değeri. 32.769 değerini atadığımda Merker Byte 10 128, Merker Byte 11 1 oldu. Yapmak istediğim o muydu? Evet, Merker Byte 10 128, Merker Byte 11 M Byte 11 1 de. Bu hafız alanları üzerine biraz daha devam edelim. Merker Merker Byte 10, Merker Byte 11'in Merker Word 10 ettiğini gördük. İkisinin toplam olarak adreslemesinin M Word 10 olduğunu gördük. Yine devam edersek M Byte 12, M Byte 13 de bunun ikisinin de isimlendirmesi M Word 12. Burada isimlendirmeleri şu şekilde alıyoruz. Örneğin M Word 10 buradaki M Byte 10'un adresinden buradaki 10'u alır. Buradaki M Word 12 de buradaki M 12'nin 12'sinden isimlendirmesini alır. Peki M Word 10 12'nin ikisinin total olarak düşündüğümüzdeki hafızanın adı nedir? Merkel Double 10'dur. Merkel Double 10 buradaki M Word 10'un 10'undan isimlendirmesini alır. Burada her birinin bir byte olarak düşündüğünüzde 10, 11, 2 byte bir Word ediyor. Merkel Word 10, M Word 10. Burada da bir byte 12, 1 byte 13. İkisi de 2 byte. M word 12'yi yapıyor. 2 byte burada, 2 byte burada. 4 byte ise M double 10 oluşturuyor. Burada eğer double adres kullanacaksanız elde edeceğiniz değer şu şekilde oluşuyor. En düşük değerlikli bir M byte 13'ün içerisindeki M 13.0'dır. 2 üzeri 0. 2 üzeri 7 M 13.7'ye aittir. Double olarak düşündüğünüzde bunu. 2 üzeri 8 M byte 12'nin 12.0'ındadır. 2 üzeri 16 değeri mbyte 12'nin 12.7'sindedir 2 üzeri 16 mbyte 11'in 11.0'ındadır. 2 üzeri 23 M byte 11'in 11.7'sindedir. 2 üzeri 24 M byte 10'un 10.0'ındadır. 2 üzeri 31 M byte 10'un 10.7'sindedir double olarak düşündüğünüzde. Ve 2 üzeri 31'e kadar buradan başlar 2 üzeri 0'dan 2 üzeri 31'e kadar bu çarpan gider. Tüm alanlar dolu olduğunda elde edebileceğiniz işaretsiz tam sayının değeri de budur. Şimdi tüm değerleri 1 olarak atadığımızda elde edebileceğimiz alan M double 10 içerisinde bu. ve kopyalayayım. buraya değer olarak yapıştırayım. Şunu kopyalayayım. Birazdan kullanacağım. Gelelim buraya. MNOB1'de monitörlükten çıktık. Buton 1 ile yeni bir MOV atama yapacağım. Tekrar uy uyarayım sizi. Şu şekilde bir açık uç bırakırsanız derleme sırasında hata verir. Şunu tıma atayacağım. Merker double 10. Merkel double 10'u atladım. Şu buton 2, buton 3 ile de 0 sayısını Merkel double, Merkel double 10'a atayım. Bunu göndereyim piyasaya. Şu anda daha önceki çalışmadan kalma bir değer var. Onu bir sıfırlayalım. Sıfırladım. Force table'a, watch and force table'a gideyim. Merker word 10. Yeni değerler ilave edelim. Merker byte 12. Merker Byte 13 Merker Word 12 Merker Double 10 Desimal olsun bunların hepsi Gelelim MainOV1'de Input 0.0'a basayım ve sayıyı atadım. Gelin tekrar force table'ıma. Force table'da byte adreslerindeki M byte 10, M byte 11, 12, 13 255'te, evet M byte 10, M byte 11, M byte 12, M byte 13 255 word alanlarımın değeri 65535 geliyorum. Word alanımın alanı değeri 65535 65535 ve elde ettiğim atadığım M double 10 alanına değer bu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Merker Byte 11 alanını yanlışlıkla ben kullanmış olayım. Merker Byte 11 alanını ben yanlışlıkla kullanmış olayım. Yani buradaki değerleri örneğin 0 atayalım. Merker Byte 11'in içerisindeki M11.0 ile 11.7 arasındaki değerleri sıfırladığımda Mbyte 10 değişmez. Buraya müdahale etmiyorum. Mbyte 12 değişmez. Buraya müdahale etmiyorum. Mbyte 13 değişmez. Buraya müdahale etmiyorum. Hatta Mword 12 değişmez. Burayla çakışan bir yer yok. Ama Mword 10'un içerisinde Mbyte 11 var. Ve o nedenle bunun değerini 65.280'e düşürür. Ve Mdouble 10'un içerisinde Mbyte 11 olduğu için bu hafızalarında çakışır. Ve bunun değerini ne yaptı? düşürdü. Bunu ilave edelim piyasime. Geleyim buraya. Ctrl kontrol C, Ctrl ve Bu ne oldu? Input 0.1 oldu. Kime atıyorum? M, Byte, Byte 11'in içerisine atacağım. Yanlış yazdık. Kaç değerini atacağım? 0 değerini atacağım. Bunu gönderdim. Şimdi bir sıfırlayalım içerisindeki değerlere. İçerisindeki tüm değerleri sıfırladım. Gelelim yine course table'ıma. İlk m double'a değer atayım. Full olarak değer atadığımda. Yine demin yaptığım gibi byte alanları 255. Word alanlar 65.535. Şimdi ben burada neyi değiştireceğim? Merker byte 11'i değiştireceğim. Yanlışlıkla merker byte 11'in içerisine bir değer atadım. Bakın merker byte 11'in içerisine sıfır değerini atadığımda. Merker word 10 hafıza alanını kullanıyorsunuz. Onun değerini değiştirdi. Ve merker double 10 hafıza alanını kullanıyorsa da onun değerini değiştirdi. Tekrar ilk değerleri atayım. Bakın değerlerdeki değişimi görün. Şimdi bir senaryo daha yapalım. O senaryomuzda da örneğin Merker Double 10'u kullandım ya da Merker Word 10, Merker Word 12'yi kullandım fark etmez. Aynı zamanda da Merker Word 11'i bir yerde kullandım ve buraya gelip şu anda şeylere bakalım ilk önce değiştirmeden. Byte alanları 255, Word alanları 65.535 yine bu kaçtı bilmem kaç milyon. Buradaki değeri sıfırlayalım. Değeri sıfırladığımda Merker Word 11'e Merker Byte 10 çakışmıyor. Merker Byte 13 çakışmıyor. Byte olarak düşündüğünüzde. Ama Merker Word 10, Merker Byte 11'den dolayı Merker Word 12, Merker Byte 12'den dolayı ne yaptı? M Word, Merker Word 11 alanını kullandığınızda hafıza alanları çakıştı. Yine bu 4 byte'ı kullandığı için de Merker Double 10 hafıza alanı ne yaptı? Çakıştı. Değerler değişti. Burada M Byte 11 de işte 0 oldu. M Byte 12 sıfır i̇şte oldu, m word on çakışıyordu, 65.280 oldu. Yine burada da bu alan sıfır olduğu için bir tek byte kaldı, m word 12'nin değeri 255 oldu. m word 11 ile çakıştıracağız. Gelelim piyasime. Bu m double 10 sıfır değerini nereye atıyoruz? m word 11'in içerisine atıyoruz. Burası göndereyim. Monitoringimizi açtık, tekrar hafıza alanlarının içerisine sıfırlayalım. Sıfırladık, geldim force table'ıma. Değer atayım, bakın tüm hafıza alanlarına biri atadım. Şimdi Merker Word 11'e, şuraya yazayım, Merker Word 11'e. X değil, bunu da decimal alalım. 65.535 doğru Word alan. Şimdi bu Merker Word 11'in içerisine sıfır atıyorum. Sıfır atadığımda Merker Byte 10 etkilenmiyor ama 11, 12 etkileniyor. Bununla birlikte Merker Word 10 etkileniyor ve Merker Word 12 etkileniyor. Yine bu tüm 4 byte ile kapsadığı için Merker Double 10 da ne yapıyor? Bu değişimden etkileniyor. Şimdi bu tabloya tekrar dönecek olursanız. Burada eğer byte adresi kullanacaksanız Merker Byte 10, 11, 12 gidebilirsiniz. Ama örneğin Word olarak kullanacaksınız. İkişer, ikişer ve örneğin çift sayı gitmenizde fayda var. 10, 12. Yanlışlıkla araya tek sayı M Word 11'i koyarsanız çakışma olasılığınız var. Word alanların 2 byte kapsadığını unutmayın. Double alanlarında 4 kapsadığını unutmayın. 4 byte kapsadığını unutmayın. Ve eğer mesela burada da M byte 14 olacaktı ve bununla başlayan eğer 4 byte bir hafıza alanı olacaksa M double 14 olarak ne yapacaktı? Devam edecekti. Eğer PRC'de hafıza alanlarını nasıl kullandığınıza dikkat etmezseniz bu hafıza alanlarını çakıştırma gibi bir riskiniz var. Bu seferde elde ettiğiniz değerler yanlış olacaktır. Hatta şöyle söyleyeyim. Örneğin Merkel Word 10'u kullanıyorum. Ben bir yerde bir değer tutmak için yükselen kenar düşen kenarda ya da set resetle örneğin Merker 10.0 kullandınız. Ya da M10.1'i kullandınız. Bu bile hafıza alanındaki değerin değişmesine neden olur. Ondan sonra yaptığınız projelerde istediğiniz değerleri elde edemeyebilirsiniz. Hafıza alanlarını çakıştırmamaya dikkat etmekte fayda var.